Kanalımıza hoş geldiniz sevgili 6. sınıflar. Fen Bilimleri kitabımızın 106 ile 110. sayfalar arasındaki 3. ünite değerlendirme sorularının cevaplarını beraber vereceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyoruz. Ayrıca bu videonun altında 6. sınıfların tüm ders kitaplarının çözümleri ve tüm derslerinizin yazılı sorularının olunduğu link var. Bütün yazılı sorularını çözüyoruz arkadaşlar. Web sitelerindeki tüm soruları çözdüğümüz için bizi takip eden arkadaşlarımız hep 100 almak zorunda kalıyor. Çünkü çözmediği tek bir soru kalmıyor. Şimdi ünite değerlendirme sorularımıza başlayalım arkadaşlar. Önce klasik sorularımız var. Günlük yaşantınızda dengelenmiş kuvvetlere örnek veriniz diyor. Birçok örnek verebiliriz. Mesela masada duran bardak, masada duran vazo, duran ya ne bileyim duran biblo, tele asılı çamaşır, daldaki meyve, durmakta olan tren, değil mi? Bunlar hep nedir? Duran bulaşık makinesi, bunlar hep dengelenmiş kuvvetlerdir. Yani hareket etmeden duran her şeyi örnek verebiliriz. İkinci sorumuz, 3 tane cisim verilmiş burada görüyorsunuz. A, B, C cisimlerini etki eden bileşki kuvvetin doğrultusunu, büyüklüğünü ve yönünü bulunuz diyor arkadaşlar. A cisminin 5 artı 2 gördüğünüz gibi 5 artı 2 arkadaşlar 7. Burada da 3 var. 7 eksi 3 ne olur? 4 en doğu. Evet 4 en doğuya doğru, bu tarafa doğru. Çünkü bu taraf büyük kalıyor. 10 eksi 6. Biri 10 biri 6 gördüğünüz gibi. 4 kalır. 10'dan 6 çıkarsa yine doğu arkadaşlar. 4 doğu kalır. Burada 9, 3 ve 4, 12 var. 4 artı 12, 16. 9 artı 3, 11 eder. 12 eder pardon. 16 eksi 12, 4 kalır. 4 batı olacak bu da arkadaşlar. 4 batı gördüğünüz gibi. Şu tarafa doğru 4 batı. Evet yönlerini de bulmuş olduk bu şekilde de çözümlü bir şekilde. Geçelim 3. sorumuza. Burada bir hız zaman grafiği verilmiş ve 3 tane soru sorulmuş. Hareketli ne diyor bakalım? 3 saniyede kaç metre yol almıştır? 12 metre yol almıştır arkadaşlar. Evet 12 metre yol almıştır hareketli. Geçelim bir sonrakine sevgili gençler. Şunu bir kaydedelim. Evet. İkinci soru, hareketlinin sürati için ne söyleyebiliriz? Evet 3 saniyede 12 metre yol almaktadır. Zaten yukarıda birinci sorunun cevabıyla. Aynısı, hareketlinin 12 saniye sonunda aldığı yol kaç metredir? Çok basit arkadaşlar. 12 saniyede 48 metre yol alır. Çünkü 3 saniyede 12 aldığına göre 3 çarpı 12 ne yapar? 12 saniyede 48 metre yol alır. Geçelim 4. sorumuza. Burada yine cisim verilmiş. Bu tarafa doğuya doğru 5 Newton, batıya doğru 35 ve 12 Newtonluk iki tane kuvvet uygulanıyor. 12 Newton olup batı yönündedir. Buna göre uygulanan 3. kuvvet hangi yönde? Kaç Newton'dur? 3. kuvveti soruyor bize. Hangi yönde diye. Ne diyor? Çünkü 12 Newton olup. 35 eksi 12 23 Newton, 23 eksi 5 18 Newton. 3. kuvveti doğuya doğru kuvvet uygular arkadaşlar bu da. Cevabımızın çözümü orada zaten. Siz de aynısını yazabilirsiniz. Geçiyorum 107 ve bir sonraki sorumuza burada. Hız zaman grafiği yine verilmiş yolda. Yol zaman grafiğindeki bilgileri tabloya göre doldurunuz diyor arkadaşlar. Yol ne var arkadaşlar? 1, 10, 2, 20, 3, 30, 4, 40. Yani ne var? Burada da aynı şekilde zaman saniye 1, 10 metre gidiyor. 2, 20 metre, 3, 30 metre, 4, 40 metre gidiyor. Her biri kaç metre yol gitmiş oluyor? Her biri süratı metre bölü saniye 10 olacak arkadaşlar. Her biri gördüğünüz gibi 10 metre yol kat ediyor. Bu şekilde doldurunuz. Yukarıdaki doldurulan tabloya göre sürat zaman grafiğini çiziniz. Şu tabloya göre bir zaman, hız zaman grafiği çiziniz diyor arkadaşlar. 10 sürat 10 metre bölü saniye gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4 bu da 40'a denk geliyor. Bu şekilde bir grafik çizmeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. 7. sorumuz. 7. sorumuz da şu şekilde. Bir bilgi verilmiş, 2 tane grafik verilmiş. Grafiğe göre cevaplandırmanız gereken 4 tane soru var. A, B, C, D diye 4 tane soru var. Bu grafiklere göre cevaplamanız gerekiyor. Çok basit aslında. Sadece soruyu okuduğunuz zaman soruda cevaplar zaten var arkadaşlar. Grafiği de okuduğunuz zaman. Dubai'ye ulaşmak için yola çıkan AB köpeklerinin hangisi Dubai'ye önce ulaşmıştır? Tabii ki B önce ulaşmıştır. Çünkü en hızlı odur. Yarışmada Dubai'ye ulaşan ikinci köpek ile ilk ulaşan köpek 5 saniye sonra ulaşmıştır. Evet.
İkinci, birinciden 5 saniye sonra. Yani 5 saniye fark atmış birinci ikinciye. C seçeneği, Dubai'ye ulaşan ilk köpek Dubai'ye vardığı anda ikinci köpekle aralarında 200 metre mesafe vardır. Yani 2,5 saniyede 100 metre mesafe kat ediyor demektir bu da. Bakalım, ikinci köpeğin ilk köpekle aynı zamanda Dubai'ye ulaşması için ne gibi değişiklikler yapılmalıdır? Çok basit. İkinci ulaşan köpeğin ilk ulaşan köpeğe aynı zamanda ulaşabilmesi için 5-10 saniye sabit sürat ile gitmelidir arkadaşlar. Evet, için 10 saniye sabit süratle gitmelidir. 5 ile 10 saniye arasında sabit bir hızla gitmelidir ki aynı anda ulaşabilsinler. Geçelim. Burada ne var? 3 arkadaşımız var. Anıl, Zeynep ve Onur'un bir metrede kat ettikleri, pardon, saniyede kat ettikleri metre var burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en hızlı Zeynep, gördüğünüz gibi saniyede 12 metre gidiyor. Zeynep'ten sonra Anıl saniyede 10 metre, en yavaş da Onur saniyede 8 metre gidiyor. 1, 2, 3 şeklinde. Ne diyor bakalım arkadaşlar? Mesafeleri eşittir. Başlangıç çizgisi. Ne diyor? Yarışma bitiş çizgisine ilk varan Zeynep, daha sonra Anıl, en sonda Onur varır, değil mi? Zeynep birinci demişiz zaten, Anıl ikinci, Onur ise üçüncü şekilde işaretlemişiz. Siz şunu da aynen yazabilirsiniz sevgili gençler. Evet, şunu aynen yazabilirsiniz şuraya. B seçeneği, verilen cisimlerin hangileri dengelenmiş, hangileri dengelenmemiştir. Bunları öğrendiniz zaten, defalarca çözdük. Hareketsiz olanlar dengelenmiş, hareketli olanlar dengelenmemiştir ağaçlar. Ağaçta düşen elma hareket halinde olduğu için dengelenmemiş. Yavaşlayan araba hareketli olduğu için dengelenmemiş. Diğer üçü ise hareketsiz durdukları için dengelenmiş cisimlerdir şeklinde işaretleyeceksiniz sevgili gençler. Şimdi doğru yanlış sorularımıza geldik arkadaşlar. 5 tane doğru yanlış sorumuz var. Birincisi, bileşke kuvvetin birimi R'dir diyor. Hayır arkadaşlar, Newton'dur. Yani nedir? Yanlış. 2, sabit süratle hareket eden hareketli dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Evet, sabit sürat. Evet, eğer sürat sabit ise bu dengelenmiştir arkadaşlar. Doğru. Aynı yönlü kuvvetlerin bileşke kuvvetini bulurken kuvvetler toplanır. Doğru arkadaşlar, toplanır. Süratin birimi saniye bölü metredir. Hayır arkadaşlar, süratin birimi metre bölü saniyedir şeklinde olacak ya da kilometre bölü saniyedir. Saniye bölü metre değildir. Geçelim. Aynı süratle daha fazla yol alan hareketli daha süratlidir. Evet, aynı sürede daha fazla yol alıyorsa o hareketli daha mı hızlıdır? Evet, doğru. Doğru olacak. Şimdi boşluk doldurma sorularımız var arkadaşlar. 6 tane bunlar. Birinci boşluğa dinamometre, ikinci boşluk doğrultusu, üçüncü boşluk sabit süratli, 4'te 2 tane boşluk var. Alınan yol ve geçen zaman, 5 sürat yani hız denir, 6 dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir şeklinde dolduracaksınız. Bunu da durdurun arkadaşlar. Videoyu durdurun ve yazın. Ben çünkü hızlı gitmek zorundayım. Yoksa videonun süresi çok ama çok uzuyor. Siz de kızıyorsunuz. Geçelim bakalım sırada ne var sevgili gençler. 109. sayfada test soruları. Evet, bazılarının yanında çözüm gerekiyordu. Çözümlerini yaptık arkadaşlar. Birinci sorunun cevabı A. Ne diyor? Kaç Newton olduğunu soruyor. Cisimlere uygulanan kuvvetlerin bileşkesi kaç Newton'dur? 8 artı 10 artı 3 eksi 4. Evet, 8 artı 10 artı 3. Çünkü bakın şu 3'ü arkadaşlar doğuya doğru uygulanıyor. Gördüğünüz gibi 3'ü doğuya, bir tanesi ise gördüğünüz gibi batıya uygulanıyor. Doğuya uygulananlar toplanıp batıdakinden çıkarıyoruz. 21 topladığımız zaman 21 eksi 4 eşittir 17. O da A seçeneği. Bunu aynı şekilde çözebilir, defterinize, kitabınıza yazabilirsiniz. İkinci sorumuz arkadaşlar, bir grafik verilmiş. Grafiğe göre yorumlamanız isteniyor. Grafiğe baktığınız zaman doğru cevap D seçeneği. Çünkü bakın şurada C kuvveti 8 Newton, B 4, A 2 Newton'dur arkadaşlar. Yani A ve B'nin toplamı C'den daha küçük kalıyor. Zaten D seçeneğinde aynen B'yi topladığımız zaman 6 eder sevgili gençler. Evet, 6 eder. C tek başına kaçtı? 8'di değil mi? C tek başına 8'di. O halde C A ve B'den büyük ise hangi tarafa doğru gidecektir? Bunun doğrultusu hangi tarafadır? Doğu tarafınadır. Diğer hepsi arkadaşlar batıyadır. Baktığınız zaman şurada C var, şurada C var, şurada C var. C'nin olduğu taraf her zaman büyük olduğu için bu A, B, C batıya doğru
D ise doğuya doğru yönü. Hangisi bu duruma örnek olamaz diyor. D seçeneği örnek olamaz soruyu okuduğunuz zaman. Kaçıncı soru? Bir sonraki soru. Üçüncü soruya gelmişiz. Yine bir tablo verilmiş. Tabloda kaç nevtonluk kuvvetle hareket eder diyor arkadaşlar. Batıya doğru 6 nevton. Neden batıya doğru 6 nevton? Çünkü bakın 8, 2, 8 eksi 2 ne yapar arkadaşlar? 6 eder. Doğru cevap C seçeneği 6 nevton batı olacaktır. Bakın 2 nevton doğu, 8 nevton batı. Batı doğudan büyük olduğu için batıya doğru olacaktır. Çünkü doğunun ikisi gidiyor, batının altısı kalıyor. O halde 6 batı olacak. Dördüncü sorumuz ne diyor arkadaşlar? Yukarıdakilerden hangileri dengelenmiş kuvvetin etkisinde gerçekleşir? Dengelenmiş kuvvet ne demektir? Sabit ya da hareketsiz demektir. Yalnız iki demişiz. Çantanın masanın üstünde durması arkadaşlar hareketsizdir değil mi? Duran arabanın harekete geçmesi, evet harekete geçmesi dengelenmemiş. Yere düşmesi, elmanın yere düşmesi dengelenmemiş. İkisi hareketlidir. Hareketsiz olan sadece nedir? Burada B seçeneği çanta. Burada yine bir cisim verilmiş arkadaşlar. Birden fazla kuvvetin etkisindeki bir cisim verilmiştir. Aşağıdaki birden fazla kuvvet, evet ne diyor? Büyüklüğü aşağıdakilerden hangisindeki gibi olamaz diyor. Evet hangisindeki gibi olamaz. Hangi tarafa? Gördüğünüz gibi sevgili gençler, batıya doğru yönü. Batıya doğru. Kuvvet. Burada 3, doğu, 10, batı. O halde 10'dan 3 çıkarsa 7 kalır. Yani 7 batı kalır. Evet burada 7 batı. Bu gider. Bu batıya doğru. Yani şunun gibi olacak. 8, 12. 12'den 8 çıkar ise 4 kalır. 4 yine batıya doğru sevgili gençler. 8'den 5 çıktığı zaman bakın burada doğu büyük, batı küçük. Yani burada yön hangi tarafa olacak? Şu tarafa olacak sevgili gençler. O halde doğru cevabımız bu olacak. Burada da 7 yine 2'den büyük olduğu için yön bu taraf. Zaten şunların yönü de bu taraflaydı. Sadece C seçeneği ters tarafa, yani şuna zıt, gördüğü gibi cisimle farklı olan, yönü farklı olan C seçeneği sevgili gençler. Geçiyorum bir sonraki 110. 110. sayfada yine bir grafik var. Ne diyor? Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Efe'nin sürati Betül'ün süratinden sürekli fazladır. Evet, Efe gördüğünüz gibi başlangıçtan daha süratli başlamış, sürekli daha hızlı. Onun için bunu kolaylıkla söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Arada bayağı bir fark var. Başlangıçtan itibaren daha hızlı başlamış, öne geçmiş gördüğünüz gibi. Sonda da gittikçe farkı açmış. O halde doğru cevap B seçeneği olacak. Burada araba verilmiş. Arabada ne diyor? X yerine kaç nevton getirilmelidir? Evet, sabit sürat ile yani dengelenmesi için kaç nevton verilmelidir X'e? Bakın 4 ve 10 nevton var. Burada kaç nevton var arkadaşlar toplam? 14 nevton var. Buranın da 14 nevton olabilmesi için X yerine kaç yazmamız gerekiyor sevgili gençler? 5 yazmamız gerekiyor değil mi? 5 yazdığımız zaman 9, 5 daha 14. O halde doğru cevap A olacak. Dengelenmek için 14 yapmamız gerekiyor. 8. soru. Doğru cevap B seçeneği 10 metre bölü saniye. Sabit süratle hareket eden bir bisikletli 10 ve 11. saniyeler arasında 10 metre yol aldığına göre bisikletin sürati kaçtır? Zaten 10 ile 11 arasında 10 metre gidiyorsa saniyede 10 metre gidiyor demektir arkadaşlar. O da doğru cevap. Zaten basit sorunun içinde cevap. Cevap B seçeneği olacak. Geçelim bir sonraki sorumuz. Doğru cevap çok açık. Ceylin, Nülüfer ve Elif olacak arkadaşlar. Çünkü 2000 metre yolu uzunluğu durmadan sabit sürat ile, evet sabit sürat ile giden yukarıdaki tabloya göre hızlı büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor sabit hız ile. En hızlı giden Ceylin olacaktır 45 dakikada. Ondan sonra Elif olacaktır. En yavaş giden 2000 metreyi 90 dakikada giden Nülüfer olacaktır. Zaten hiçbir şey bilmeye gerek yok. En hızlı giden en az dakikada gidendir her zaman. Ceylin, Elif, Nülüfer şeklinde sıralayacağız. 10. soruya geldiğimiz zaman bir otobüs var 100 kilometre sabit sürat ile gidiyor. Dikkat edelim sabit sürat ile gidiyor. Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur diyor. Güney yönüne kuvvet uygulanırsa hızlanır. Çünkü ne diyor? Güney yönüne hareket ediyor. Evet, güney yönüne hareket ediyor.
güneye doğru biz buna kuvvet uygularsak hızlanır değil mi? Evet, hızlanır. Zıt yönlü ise yavaşlatır. Aynı yönde verdiğimiz gibi hızlanır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 11. soruya geldiğimiz zaman arkadaşlar, sorunun hatalı olduğunu görüyoruz. Hatanın ne olduğunu da aşağıda yazmışız. Siz de bunu aynı şekilde yazın, öğretmeninizle tartışabilirsiniz. 11. sorunun cevabı hatalı olduğu için biz de soru yanlıştır diye yazdık. Açıklamasını da yaptık. Siz de aynı şekilde bunu yazıp öğretmeninizle tartışabilirsiniz. Hoşça kalın. Etkinliğimiz ve değerlendirmemiz burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. WhatsApp gruplarında paylaşmayı, abone olmayı sakın unutmayın. Hoşça kalın.